Oğlum nerede kaldı bu dürümler? Öldük la acımızdan. Haklısın ya, arayayım bir. Alo kardeş, bizim dürümler ne oldu ya? Öldük, bekle bekle. Teslim edildi mi? Ne zaman? Allah Allah. Tamam. Tamam kapa sen. Ne diyor? Teslim edildi diyor. Nerede oğlum o zaman dürümler? Valla bizim dürümleri kim yedi? Çetin abi, meşgul olduğunu söylüyorum ama dürümleri getirdim diyor. Tanıdık olduğunu iddia ediyor. Oo, İhtiyar. Hayırdır? Dürüm söylemişsiniz. Onları getirdik. Eyvallah. Tamam siz çıkın. Koltuklarınız da deri. Yaylı. Yani sen şimdi illa kendini öldürteceksin ya. Vallahi bu zamana kadar bunu yapacak bir delikanlıya rastlamadık. Şimdi ben bu tetiği çekersem ölürsün. Ama sen mevzuyu tam anlayamamışsın. Anlatayım. Bak şimdi. Şimdi bu tetiği çeken senin bu parmağın değil. Senin o yüreğin. E ben bakıyorum, bakıyorum o yüreği sen de göremiyorum. O ne olacak? İyi. Bakalım görelim. Ayvaz. Ayvaz. Sok o silah beline. Anlaşılan İhtiyar gene nutuk atmaya gelmiş. Siz o yollardan giderken ben dönüyordum. Falan filan işte öyle şeyler. Dinleyelim. Allah'ıma bin şükür olsun. Sizin gittiğiniz o yollardan ben hiç gitmedim. Ben hep ömrüm boyunca devletime, milletime hizmet ettim. Sizin gibi kansızların uşaklığını, köpekliğini de yapmadım. Ağır ol bakalım İhtiyar. Senin ağzından çıkan lafları kulağın duysun. Tabii. Gerçek yüzün ortaya çıkınca hıncını benden çıkarmaya geldin değil mi? Ya. Onun için gelmedim. O senin dediğin mevzu nasılsa bir gün ortaya çıkacaktı. Biz kime uşaklık ediyormuşuz? Anlat bakalım. Yıldırım denen iblise. Ne iblisliğini gördün? Bir düşünün oğlum, bir düşünün. O yıldırım denen iblis burayı size niye verdi? Bu koltukları, bu masayı, bu tırları size niye verdi? İyice bir düşün. Vermişse ne olmuş? Hayırsever bir insan. İki tane genç müteşebbis insanın elinden tutmuş. Ne olmuş? Vallahi gençler, artık yıldırım iblisi iki tane genç müteşebbisin elinden mi tutmuş, yoksa kuyruğundan mı tutmuş, orasını ben bilemeyeceğim. Ama gördüğüm şu ki, siz de bu yıldırım denen iblisin ne kadar devlet düşmanı olduğunu bilmiyorsunuz. Tövbe de. Adamı örgüt bile tehdit etti de biz gittik sıktık. Ölen. Ulan, ulan, ulan. Siz ne saf çocuklarmışsınız öyle ya.
Ben de böyle dışarıdan bakınca sizi çakal bir şey zannettim. Ulan sizin bu sert görüntünüzün altında bir karaman koyunu varmış. Düşünün oğlum, akıllı olun. Sizin o örgüt dediğiniz şeyi yöneten de bu yıldırım iblisi. O örgütü kuran da bu yıldırımın ağa babaları. Düşünün. Güzelce düşünün. Boşuna mı verdi size bu şekli, bu ortamı? Boşuna mı istedi sizden o kadar adamı öldürmenizi? İyice bir düşünün. Düşünün de kimin peşine düşeceksiniz? Anlayın. Mevzuyu çözdükten sonra akıllanınca da kapıma gelmeyin tövbe etmeye. Ha. Dürümlerin içinde et yok. Gelirken etleri sokak hayvanlarına attım. Sizin ayrınıza. Kebapçıya da sarmayın. Tamam. Hadi eyvallah. Ne diyor lan bu ihtiyar? Saçmalıyor ya, ne diyecek? Aklınca kafamızı karıştıracak.